Buyurun doktor bey. Merhaba güzellik, nasılsın? İyi, yorgunum biraz. Kıyamam sana. Sen ne yapıyorsun? İyi. Bana evde olman gerektiğini söylemiştin ama... fikrini değiştirirsen eğer sana bir teklifim olacak. Ne teklifi? Sana bugün telefonda bahsettiğim hastalar vardı ya... hani evlerine gidip annelerini muayene ettiğim. Evet. Bugün evlerinde yılbaşı partisi veriyorlarmış. Evlerinde annelerini muayene ettim diye bana teşekkür etmek için... davet ettiler. Çok ısrar edince ben de onları kıramadım. Benimle beraber gelsene. Tamam. Canım sen git. Ben şimdi kapatıyorum, konuşuruz tamam mı? Hadi bay bay. Alo? Ezgi? Alo? Kumru? Babacığım? Telefonla mı konuşuyordun? Hı hı. Hande'yle konuşuyordum. Söylesene o da gelsin partiye. Gelecek, gelecek. Ha, güzel. Sen iyi misin? Evet. Ne oldu ki? Ne bileyim, son günlerde seni biraz telaşlı görüyorum da merak ettim. Yok, çok iyiyim. Hatta uzun zamandır olmadığım kadar iyiyim. İyi, sevindim. Benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Ne oldu? Ender'den boşanıyorum. Ha, bence de boşan. Zaten hiç yakışmıyorsunuz. Tek üzüleceğim şey Caner evden gidecek. Sakın. Sakın bana yıldıza döneceğim deme. Ay baba inanmıyorum ya, inanmıyorum sana gerçekten mi? Bak bu kız kötü. Bu kız senin kuyunu kazıyor. Bu kız seni hapse attırdı. Ben sana öyle bir şey demedim. Ama inkar da etmiyorsun. Dönmeyeceğim demiyorsun mesela. Kumru, bu konuyu sonra konuşsak olabilir mi? Hı. Konunun bu konuyu sonra konuşalım mı kısmına geldiğimize göre seni mantıklı düşünmeye davet ediyorum babacığım. Bak. Ender'e ben de bayılmıyorum. Ama en azından Ender sana bizzat zarar vermedi ve vermiyor. Lütfen bir sonraki adımını bir tık daha mantıklı düşünerek at, olur mu? Tamam, tamam. Yeter. Hazırlan şimdi beraber inelim aşağı. Tamam, dur bir saçma falan. Bugün bir ötüş yapayım, takılarımı takmadım daha. Hadi, hadi, hadi. Acele ettirme babacığım. Hadi.